izleyenler, sevgili Ali Emlak takipçilerimiz. Bugün sizler için Balıkesir, Gönen ilçesi, Asmalıdere köyündeyiz. Asmalıdere mahallesinde 1051 parsel numaralı Asmalıdere'ye bağlı 6500 metrekarelik arabamızın ve benim şu an içerisinde durmuş olduğum arazimizin tanıtımına geldik. Arazimize iki taraftan gelinebiliyor. Gönen Yeni Hastane Manyas yolu üzerinden Asmalıdere köyünden üst tarafa, yani köy bu tarafta, Asmalıdere arkada, oradan da gelebiliyorsunuz. Ya da Bandırma otoyolu üzerinden Taştepe ayrımından döndüğünüzde buraya da gelebiliyorsunuz. Az önce biz Taştepe tarafından geldik, Bandırma otoyolundan geldik. 6 kilometre mesafede otoyola, her iki köyde 1-1,5 kilometre arası bir mesafesi var. Bulunduğumuz yer böyle engebeli, dağ arazisi değil. Zamanında buralarda sulama hatları geçmiş. Az sonra göstereceğim. Buraları sulama arazisi içerisinde. Şöyle Murat abim yakınlaşmasını istiyorum. Karşıda sulama pompajlarımız var. Yani yerlerinizi yazın. Bu sulama pompajlarına kartlı sistem var. Kartınızı okutuyorsunuz. İstediğiniz kadar bir içine para ödüyorsunuz. Örnek veriyorum, 200 liralık, 300 liralık, 500 liralık su ödüyorsunuz. Ödemiş olduğunuz bedel karşılığı kadar suyu devlet size veriyor. Artık yazın nasıl bir mahsul ekecekseniz onu burada sulayabiliyorsunuz. Meyvecilik de yapmak isterseniz meyvenizi sularsınız. Yerler verimli topraktır değerli izleyenler. Dediğim gibi Gönen Bandırma arasında kalan güzel bir mevkide. Yerimizde dikdörtgen şeklinde. Şu an içerisinde arpa ekili. Yan parseli gösterelim. Yani bu kötü anlamda değil. Evet, yan parseldeki arpayla, evet, hemen yanı başımızdaki. Hemen şöyle yanımızdakini de gösterelim Murat abi. Evet, bir mahsulü de zamanında ekip zamanında gübreye atmamız gerekiyor. Bakın. Gübre atıldıktan sonra yağmur yağması gerekiyor. O şekilde ayarlanmalı. Mesela yan komşumuz gübreyi tam olarak zamanında atamamış. Gözüküyordur umarım, beyaz beyaz. Bizim şu an size satışa sunduğumuz yer ise arpa ekili demiştim. Gayet güzel bir mahsule sahip. Bunu neden açıkladım? Yer sahibinin bize vermiş olduğu bilgiye nazaran söylüyorum. Yeri anlaşma durumunda içindeki mahsulüyle beraber verebilir. Tabii detaylı bir şekilde konuşmak gerekiyor, buluşturup. Daha sonra yerimiz iki kadastro yoluna cepheli. Sulama Birliği'nden buranın sulanabilir onayını aldık. İki yola cepheli olduğunu söyledik. Yerimize Şubat ayındayız. Arabamızla tarlanın içine kadar girebiliyoruz. Şu an arabanın bulunduğu yer tarlanın içi. Hemen şöyle yolumuzu da gösterelim. Daha sonra sizi drone görüntüsüyle baş başa bırakacağım. Üst taraftan da bir çekim almaya çalışacağım. Drone ile göstereceğim. Yukarıki yol da gayet güzel. Güzel de bir manzaraya sahip. Evet, istediğiniz taraftan çalışabilirsiniz. Aslında şöyle fikir olarak söylüyorum. Su sorunu olmayan bir yer olduğu için, herhangi bir masrafı da olmadığı için bu yerin hemen sınırlarından direkleri dikip tel örgüyle çevrilip güzel bir ceviz, hurma, kiraz, kestane, yani istediğiniz her şeyi ekebilirsiniz. Meyvecilik için bence çok ideal bir yer. Yaz ürünleri de ekebilirsiniz. Su dibinizde patlıcan, domates, biber arzu ettiğiniz gibi bu araziyi kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki 5 dönüm ve üzeri olduğu zaman yapı iznine ve projeli her şeye sahip bir tarla vasfı içerisinde kalıyor. Bizim yerimizde 6500 metrekare, tamı tamına, ne aşağısı ne yukarısı, tam 6500 metrekare. Dönüşte sizlere aşağıda gördüğüm bazı ceviz bahçeleri, hurma bahçelerini çekeceğim. Çoğu kişi meyvecilik yapmaya başlamış bölgede. Aslında sulak arazide bu bölgede çeltik ekilir. Çeltiğin ekildiği yeri sivrisinek olur biliyorsunuz, ama bu bölgede hiçbir şekilde çeltik ekimi yapılmıyor. Genellikle yaz ve kış ürünleri tercih ediliyor. Toprak verimli olduğu için kışın buğday, arpa, kış ürünleri ve onlar sürüldükten sonra ikinci mahsul için yaz ürünleri ekip
Değerli çiftçilerimiz toprağı bu şekilde kullanıyor. Dediğim gibi dikdörtgen arazimizin drone çekimiyle sizi baş başa bırakacağım. Murat abim elinden geldiği kadar yeri sizlere yer çekimiyle gösterecek. Drone görüntüsünde görüşmek üzere. Bizlere ulaşmak için 546-763 10'un, 546-762 10'un, 539-373-75-76 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Vekaletli satışlarımız devam etmektedir. Satışlarımızı herhangi bir sosyal medyada paylaşmıyoruz satıldı diye. Buraya sahip olmak istiyorsanız iletişim numaralarından veya yazıhanemize gelerek bizleri onurlandırırsınız. Hepinizi bekliyoruz. Takip etmeyi ve yakınlarınıza takip ettirmeyi unutmayın. Hoşça kalın, esenlikle kalın. Değerli takipçilerimiz, arazimizi birlikte gezelim. Arkadaşımızın da bahsettiği gibi şu an içerisinde arpa ekili anlaşma durumunda bu şekilde alan müşterimize teslim edileceğini söylemiştik. Yine aynı şekilde geçerli. Asmalıdere Hacı Menteş köyü arasında her iki köye de 1 kilometre, 1,5 kilometre mesafede olan tarlamız şu an için arpa ekili ama meyveciliğe hani yatırım amacı güdülerek meyveciliğe daha uygun diyebiliriz. Çift ürün alınabilir. Atıyorum bu arpa kalktıktan sonra fasulye ekilebilir. Bunun haricinde işte sebzecilik için gayet uygun. Biz çekimlere tarlamızın aşağıdaki kısmından yolundan başladık. Şu an üst kısma doğru ilerleyeceğiz. Oradaki yolumuzu da göstereceğiz. Dediğimiz gibi iki yola cepheni, iki kadastro yola cepheni. Alt kısımda DSİ'nin sulama kanalı kartlı sistem mevcut. Dilediğiniz kadar yükleme yaptıktan sonra buradaki arazimizi sulayabilirsiniz. Bugün havada gayet güzel. Şubat ayında olmasına rağmen biz aracımızla tarlamıza kadar geldik. Hatta tarlamızın içerisine kadar girdik. Hafif bir eğim var. Tamamen güneş gören bir bölgede dikdörtgen biçiminde olduğunu da söylemiştik. Arkadaşımız şu an drone'u uçuruyor. Drone çekiminde yerimizin özelliklerini yukarıdan kuş bakışı daha net, daha güzel bir şekilde görebilirsiniz. Buradaki komşu parsellerde de genelde arpa, buğday, buna benzer şeyler ekilmiş. Yayınımızın başında da söylediğimiz gibi biraz daha ötedeki parsellerde meyvecilik dikimine başlamış değerli takipçilerimiz. İşte ceviz olur, hurma olur, zeytin olur. Topraklar bereketli, verimli. Artık müşterimiz diyelim artık. Müşterimiz burayı dediği şekilde değerlendirir. 5 dönümün üzerinde olduğu için ve kadastro yolunda cepheli olduğu için diğer projelere de uygun olan bir yer. Çok fazla vaktinizi almak istemiyoruz. Tarlanın aşağı kısmından yukarı kısmına doğru yürüyüp yukarıdaki kadastro yolunu da sizlere gösterdikten sonra drone çekimimiz daha net bilgi verecektir. Takipçilerimiz tarlamızın üst kısmına da geldik.
Burayı size gösterelim. Asmalıdere köyüne bağlı olduğu soruluk toplamda 6500 metrekare 1051 parsel. Evet, şu an üst kısımdaki yoldayız. Köyümüzde gayet büyük bir köy. İki camisi, marketi, kahvehanesi vesaire bulunuyor. Panamıza iki yerden gelip gidebiliyoruz. Hem Bandırma Otoyolu üzerinden Taştepe-Hacımenteş ya da Manyas yolu üzerinden saparak iki taraftan da gelip gidebiliyoruz. Bu mevsimde gayet normal. Yolu görüyorsunuz. Herhangi bir çamur vesaire yok. Arkadaşımız da tarlamızın alt kısmında drone'u uçuruyor. Buraya sahip olmak istiyorsanız değerli takipçilerimiz, ekranda yazan iletişim numaralarını bizlere ulaşabilir. Daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Her şey gönlünüz olsun diyoruz. Hoşça kalın, esen kalın.